Yerel seçim 2019'dan mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken Ordu'da seçimlerin nabzını tutmaya, adayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sandık yarışında son 12 gün siyasi arenada hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Stüdyomuzda çok önemli bir isim konuğumuz, İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın İdris Naim Şahin bizlerle birlikte 23 Şubat'ta başladığı seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dere, tepe, ilçe, belde, köy, mahalle bütün seçmenle buluşup kucaklaşmaya gayret gösteriyor. Sağdaki performansı böyle uzak bir noktadan geldi. Programımıza da ayağının tozuyla efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim size ve bizi izleyen saygıdeğer hemşehrilerimize. Her zaman olduğu gibi ziyadesiyle saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bahsettiğimiz gibi yoğun bir tempoda seçim mesaisine devam ediyorsunuz. Mesudiye'deydiniz bugün, Perşembe'deydiniz, Fatsa'daydınız. Yoğun bir mesai devam ediyor gecesiyle gündüzüyle. 23 Şubat'tan bugüne kadar hızlıca seçim çalışmalarınızın bir özetini istesek nasıl değerlendirme yaparsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 23 Şubat 2019 Cumartesi günü ilimize intikal ettim ailemle birlikte. Halkımızın büyük bir zahmetle gerçekleştirdiği içten gönülden bir karşılaması sonucunda Akçay'dan itibaren Altınordu merkezimize intikal ettik. O gün benim unutamayacağım, öyle zannediyorum ki siyaset tarihinin de tekrarını zor yaşayacağı günlerden birisiydi. O günden itibaren ara vermeksizin kendimizi seçime yönelik düşüncelerimizi, seçim sonrası görevin üzerimizde kalması, devam etmesi halinde ordumuzda yerel yönetim olarak neyi nasıl yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı anlatmaya devam ediyoruz. Bu anlatım süreci daha çok yazılı medya, daha özel görsel medya, yine basılı materyallerimizle devam etmektedir. Diğer taraftan da açık alanlar, kapalı salonlarda yüz yüze anlatımlarla, ayrıca da sokak, mahalle, ev ortamında grup toplantıları formatında yine soru cevap ya da doğrudan anlatımla, yüz yüze görüşmelerle, anlatımlarla devam etmekte. Bu her gün her boyutuyla devam eden bu çalışmalar bugün de aynı şekilde devam etti. Bugüne kadar toplamda Mesudiye ilçemizle birlikte 17 ilçemizin etraflıca herkesi görerek, mümkün olduğunca anlatarak, yeri geldiğinde meydanlarda konuşarak devam eden bir süreç içinde ziyareti gerçekleşti. Hepsi kendi şartlarında, kendi özellikleriyle gerçekleşti. Yani hiçbir ilçenin ziyaret ayrıntısı diğeriyle aynı değil. Hani hepsi birer ilçedir ama her ilçenin nüfusu farklı, sosyolojisi farklı, konuları farklı, sorunları farklı, çözümleri de farklı. Hı hı. Dolayısıyla bu süre içinde 23 Şubat, bugün 19 Mart'tayız. Evet. Neredeyse 23 Şubat 5 oradan 19, 24 günlük süreç içinde 17 ilçemizin gezisi gerçekten ara vermeksizin gerçekleştirilebilecek bir gezi süreci. Bugün de Mesudiye'mizi gezdik beldeleriyle. Önce Topçam beldesi, ardından Üçyol beldesi, daha sonra da Yeşilce beldesi ve merkezinde halkımızla, esnafımızla, köylülerimizle, orada bulunan, kış şartlarında Mesudiye'yi terk etmemiş olan çok değerli hemşerilerimizle hasbihal ettik. Ve neticede de bu program için Mesudiye'den döndük. Biraz daha kalacaktık ama programı bahane ederek saat 6 sularında Mesudiye'mizden ayrıldık. Bu vesileyle oradaki hemşerilerimize bir kez daha Altınordu'dan selam söylemek isterim. Mesudiye'mizde halkımızın bizimle paylaştığı değişik konular oldu. Evet. Bunları izin verirseniz kısa başlıklar halinde ifade edeyim. Bunların bir kısmı diğer ilçelerimizde de dile getirilen konular. Mesela yol konuları, su
ihtiyaçları, şebeke eksiklikleri, su isale hatlarındaki eksikliklere yönelik talepler, istekler bugün fark ettik. Mesudiye ilçemiz ağırlıklı olarak ısrarla doğalgaz konusundaki eksikliği vurguladılar. İşte Tokat tarafında, Sivas tarafında doğalgazın olduğunu fakat Ordu'nun o bölgesinde ki hemen hemen hiçbir ilçemizde yoktu. Yok, arka evet. taraflarda, güney ilçelerimizde olmadığını, bunun Mesudiye'nin sosyal hayatına, ekonomik hayatına doğrudan olumsuz etki ettiğini, hatta yakın noktalardaki doğalgazın varlığının ayrıca dikkat çekici bir şekilde zihinleri karıştırdığını paylaştılar. Biz de kendilerine doğalgaz konusunun belediyenin doğrudan bir konusu olmamakla birlikte, kendileriyle birlikte belediye olarak bu medeni ihtiyacın hem Mesudiye'mizde hem de diğer ilçelerimizde Akkuş'tan Gölköy'e kadar hepsinde olmasının gerekliliğini ilgili kurumlar nezdinde, başta Enerji Bakanlığı ve ona bağlı olarak bu işin özelleştirilme sürecini üstlenmiş olan şirketler nezdinde takip edeceğimizi ifade ettik. Diğer taraftan Mesudiye'mizin yayla potansiyeli oldukça geniş, diğer pek çok ilçemiz gibi. Buralara yönelik de iyileştirici yol çalışmalarını ve yaylalarda sosyal etkinlikleri yapmaya yönelik alan düzenlemeleri yapacağımızı ifade ettik. Mesudiye'mizin birçok ilçemize göre biraz daha öne çıkan bir sorununu anladık bugün. Sağlıkla ilgili, sağlık hizmetlerinde yazda, kışta çok ciddi aksamaların olduğunu, uzman hekimin olmadığını tespit ettik. Kışın nüfus az, merkezde 2000'e yakın bir nüfus var. Ama yaz nüfusu Mesudiye'mizin 50.000'in, 60.000'in, 70.000'in üzerinde bir nüfusu oluyor. Yazın dahi uzman hekimin olmayışı hakikaten orada bir sıkıntı. Bu da çok doğrudan belediyemizle ilgili, belediyelerle ilgili bir konu değil ama bir sorun var orada. Belediyenin buna kayıtsız kalması hem ilçe belediyesi bağlamında hem de büyükşehir olarak mümkün gözükmemesi gerekir. Yani biz de bu sorunu bir şekilde hissetmemiz, acaba nasıl çözüm üretebiliriz de kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba biz de Sağlık Bakanlığı'yla bir işbirliği sözleşmesi protokolü çerçevesinde hani biz belediye olarak bir iki uzman hekim, bir iki yardımcı sağlık personeliyle birlikte bir ünite oluşturup hiç değilse Mayıs ayından Ekim sonuna kadar 6 aylık süreçte de olsa Mesudiye'mizde bir sağlık takviyesi yapabilir miyiz? Bugün orada onu düşünmeye başladım. Ama bir gerçek daha var ki Mesudiye'mizi ve diğer ilçelerimizi, ordumuzu biz 12 ay yaşanır. Daha çok insanın, hemşerimizin yaşadığı bir kent olmasını düşünüyoruz. Mesudiye'mizde özellikle emeklilerimizin, oranın emeklilerinin de olsa geri dönüşünü 12 ay yaşanır konumda Mesudiye'yi tercih etmelerini teşvik bakımından bu sağlıkla ilgili eksikliği özellikle emekliler açısından çok önem arz ediyor sağlık hizmetindeki eksiklik. Onu tamamlayarak orada 1000, 2000, 3000 emekli hemşerimizi 12 ay kalır hale getirebilir miyiz üzerinde bugünden itibaren kafa yormaya başladık. Yeşilce beldemiz çok farklı bir belde. Ordumuzun tanıtım fotoğraflarından birini oluşturuyor Yeşilce beldemiz. O konuda emeği geçen belediye başkanlarımızı ve belediye başkanlarımıza destek olan oralı özel sektörde iş yapan hemşerilerimizi ben kutlamak istiyorum. Hakikaten güzel bir görüntü var. Yeşilce'nin tablosu bizim Ordu, güzel Ordu tablomuzun bir prototipini oluşturuyor. Onu bir kez daha yerinde gördüm, biliyordum. Örnek olarak da ifade ediyordum. Bir kez daha ifade edeyim. Görmek istediğimiz tablo asgari Yeşilce tablosu. Daha ileriye götürmemiz lazım.
çatısız evin olmadığı, sıvasız evin olmadığı, boyasız binanın olmadığı tablo Yeşilce örneğinde var. O örneği her yere, her yerleşim yerine yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yeşilcellilere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama gördüm ki binalar güzel. Yeşilce Meydanı'nın biraz daha otantik bir yapıda, hı hı, daha doğal taş malzemelerle yeniden düzenlenmesinin güzel olacağını biliyorum. Bir de onların bugün orada bize ikram ettiler. Çok özel bir poğaça türü bir isimle. Kolit ekmeği mi acaba? Kolit ayrı, bir de poğaça türü. Peynirli pide gibi, daha doğrusu hamuruna peynir katılmış pide diyeyim, tereyağlı özel bir ekmeği var. Yani katığa gerek yok, katığı kendinden olan ekmekleri var. O oranın çok özel bir ürünü. Sırf onu yemek için bile Yeşilce'ye gitmeye değer, Mesudiye'ye gitmeye değer. Dolayısıyla Mesudiye'mize diğer ilçelerimizde olduğu gibi birçok açıdan bazı dokunuşlarla turizme yönelik hazırlayabileceğimiz bir alan olarak, hani Perşembe merkez üssümüz ama orası da bir ikinci merkez üssümüz olabilir diye düşünüyorum. Bir başka konu da eğitimle ilgili bir alan, evet, konu. Mesudiye olduğu için söylüyorum eğitim. Mesudiye'miz her ilçemizde olduğu gibi eğitime ilgi gösteren insanların, gençlerin ağırlıklı olduğu bir yer. Lisede okuyan çocuklarımızla ilgili geçmişte orada bulunan jandarma birliğimizin bir sosyal sorumluluk, hı hı, projesi uygulanmıştı geçtiğimiz 2006-2012 yıllar arasında, yanlış hatırlamıyorsam. Bu tabii öğretmenlik yapacak yedek subay personelin yokluğu nedeniyle 5-6 yıl devam ettikten sonra ve ayrıca da birliğin ana hizmetleri, ana görevi dolayısıyla farklı yerlere gidiş geliş hareketi dolayısıyla, hı hı, daha çok iç güvenlik ve ağırlıklı terör konulu çalışan bir birliktir orası, komando birliği. Hı hı. Bu hizmeti yapamaz hale gelmişti orada jandarma birliği. Şimdi buna yönelik de anladığım kadarıyla bazı hemşerilerimiz ifade etti. Gençlerle konuşamadık ama velilerle konuştuk. Bir istek daha var. Bizim eğitim konusunda sınırsız destek projemiz var. Yani eğitimle ilgili makul olan her desteği belediye olarak yapmamız gerekir. Meşhur benim Çin atasözünü, Türk atasözü gibi tekrarlıyorum. 100 yılı düşünüyorsak insana ve eğitime kaynak ayırmamız gerekir. Bu bağlamda Mesudiye'de liselerimizin, lise öğrencilerimizin üniversite hazırlık konusunda eğer geçmişte uygulanan eğitim desteğini, hazırlık eğitimi, dershane desteğini talep etmeleri halinde Eylül ayından itibaren, yani 2019-20 eğitim, hı hı, yılından itibaren Mesudiye'miz başta olmak üzere ilgi duyan, istek gösteren diğer ilçelerimiz, arka güneydeki, hı hı, ilçelerimizde belediye olarak atama bekleyen, öğretmenlik formasyonunu almış bizim gençlerimizden 3'üne 5'ine istihdam sağlayarak orada, oralarda eğitime dershane desteği vermeyi de düşündüğümüzü Mesudiye'miz için bu vesileyle ifade etmiş oluyorum olayım. Evet, Mesudiye ilçesinden örnek vererek anlattınız aslında ama birçok ilçenin temel problemleri arasında yer alıyor halen yol, su, sağlık, doğalgaz, eğitim gibi, ki siz de 17 ilçeye temas etmiş bir isim olarak listeniz hazır gibi görünüyor. Eksikler listesi çıkarılmış, göreve gelmeniz halinde hepsini halledeceğinize de inancımız tam diyerek gençlerle buluşmanıza geçmek istiyorum hızlıca. Süreyi de verimli kullanabilmek adına geçtiğimiz günlerde de gençlerle bir toplantı yaptınız. Aslında çok sohbet ortamında geçen bir toplantıydı, soru cevap şeklinde. Sorular spontane geldi, siz samimiyetle cevap verdiniz. Ki bu seçimin belirleyici kitlelerinden biri de gençler olacak. 20 bin, yaklaşık 20 bin seçmeni var genç nüfusa dair orduda. Nasıl geçti o toplantı? Gençlerin beklentileri, talepleri neydi? Siz ne gözlemlediniz? Bu toplantı yanlış hatırlamıyorsam, çünkü biz çok hızlı bir tempoda devam ettiğimiz için dün değil önceki gün, evet, yani 17 Mart tarihinde gerçekleşmiş oldu. Pazar gününün akşamında, hı hı, saat 19.30'da başladı galiba, 22.30'lara doğru, 22'yi geçti, 2-3 saate yakın sürdü. Yaklaşık
15-20 sayamadım yani, sayıyı ben bilmiyorum. Ama soruyu sormak isteyen her gencimiz, ki bunlar Ordu'da üniversite okuyan ya da farklı yerlerde üniversite okuyan, eğitimli ama yaş itibariyle genç kuşaklı olarak gördüğümüz arkadaşlarımızdan oluşmaktaydı. Soru sormak isteyen herkes sorusunu sordu. Tamamen serbest usulde soruları sordular. Doğrusu en son soru bilmediğim noktadan geldi. O da dolmuşlarda bir iki abonman bileti 2,5 lira. Tek bilet alınırsa 3,5 liraymış. Onu öğrendim. Tek bilmediğim o geldi. Onun dışında siyasi içerikli var, sosyal içerikli, kültürel içerikli, personel politikalarına yönelik konular. Gençlerimiz aklına gelen her soruyu sordu ve ben de çok mutlu oldum. Bilebildiğim kadarıyla anlattım. Hatta bazı soruların cevaplarında bilemiyorum. Biraz da karşımda gençleri öğrenci gibi gördüğüm için biraz öğretmenlik tarafımı öne çıkararak böyle ayrıntılı, biraz da ne diyeyim, teorik ve pratik boyutlu cevaplar verdiğimi zannediyorum. Umarım onlar da memnun olmuşlardır. Ben kendilerinden çok memnun oldum. Öne çıkan konular gençlerimizin öncelikle yerel yöneticiler, yani bundan belediye yöneticileri, belediye başkanları anlaşılıyor ama kastettikleri yerelde görev yapan merkezin de temsilcileri, yani valiler, kaymakamlar, daire müdürleri, bölge müdürleri, hangi konumda olursa olsun yerelde görev yapan yöneticilere erişilebilirlik konusu çok vurgulanıyor. Tabii biz bu konuda belediye olarak biz kendi açımızdan algılıyoruz konuyu. Ama şikayetin ağırlığı da veya isteğin ağırlık noktasını da belediyeler oluşturuyor. Yani diğer kurumlara yönelik fazlaca bir şikayet öne çıkmıyor. Burada erişilebilirlik, efendim, hissedilebilirlik, dikkate alınma gibi farklı kavramlarla, farklı yaklaşımlarla aşağı yukarı aynı şey ifade ediliyor. Bir diğer husus akıl paylaşımı. Yani gençlerin de görüşlerine değer verilmesi gerektiğini vurguluyorlar ki çok doğru. Yani yöneticilerin sadece erişkinler üzerinden bir görüş ve karar oluşturma yerine genç kesimin de, genç jenerasyonun da görüşlerinin alınmasının doğru olacağını düşünüyorlar ki bana göre de doğrudur. Bir başka şey, tarafsızlık üzerine çok durdular. Yani bunu kayırma olarak ifade eden oldu, bir başka tabirle torpil olarak ifade eden oldu. Kayırmacılığı, ayrımcılığı çok önemsiyor gençlerimiz. Çok haklılar. Bu bugünün konusudur. Her devrin konusu ama bugünün günümüzde biraz daha sıkıntı olarak öne çıkan bir konu. İlginçtir, bir arkadaşımızın çok farklı bir sorusu. Kendisi işsiz olduğunu belirttiği halde sokak hayvanları ile ilgili bir soru sordu. Ne yapacağımızı, ne düşündüğümüzü belediye olarak sordu ki benim bu konudaki açıklamalarımı burada tekrarlamak istemiyorum. Hı hı. Biz köpeklerimizin, ki gittiğim her yerde ilginçtir, ben aşağı yukarı 17 ilçenin tamamında değil ama Ordu merkezimizde, Altınordu'da bile gezerken belki görüntülerde fark etmişsinizdir, ediyorsunuz. Bugün Mesudiye'de de aynı şeyler oldu. Sokakta bizim bazen o dostlarımız takip ediyor. Ben onlarla okşuyorum, oynuyorum filan. Bugün bir tanesine de ekmeğimi verdim, Yeşilce'de. Bir parça ekmeğimi verdim. Şimdi onlarla ilgili soruyu sordu. Soruyu soran arkadaş kadar benim hassasiyetim olduğu için en azından onu tatmin edici bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Ama dikkate değer olanı şu. Kendim işsizim diye başladığı soruda gelen sorulardan birisi sokak hayvanlarıydı. Bu beni doğrusu hem duygulandırdı hem umutlandırdı. Yani insanımız artık dışarıyı bakmıyor dışarıya, görüyor. Evet. Görüyor dışarıyı. Dışarıda da bir dünya var ve orada da hayvanlar var, canlılar var, toprak var, doğa var, deniz var, dere var. Bunun görülüyor olması
biraz kendimizi aşan, dışarıya taşan bakışın gençlerimiz tarafından ortaya konması beni sevindirdi. İşsizlik konusu tabii gençlerimizin vurguladığı haklı olarak. Bu konuda ben maalesef çok isterdim ki gençlerimize işte 6 ayda şu kadar, 1 yılda şu oranda iş temini yapabilelim. İfade edebileceğim tek husus, yapacağımız bazı ekonomik sosyal içerikli yatırımlarla, hizmetlerle nispi olarak, dolaylı olarak işsizliği azaltıcı çabalarımız olabilir. Ama bu genel işsizlik oranını, Türkiye'nin genel sorunudur. Ne kadar etkiler, çok ciddi etkileyebileceğini düşünemediğimi paylaşmak durumunda kaldım. Yani ben bugünden göremediğimiz bir aşırı iyileşme tablosunu onlarla paylaşarak yarın hem kendimi farklı konumda hem de onları daha umutsuz bir psikolojiye sokmayı hiç düşünmem. Ama çaba göstereceğiz. Yaklaşımımı ortaya koydum kendilerine. Yani bu bir operasyonumuz olur. 30 kişiye bir operasyonumuz olur. 130 kişiye belki iş verebiliriz ama bu %30'a yaklaşmış genç nüfustaki işsizlik oranını ne kadar etkiler? 2, %15'e gelmiş genel işsizlik oranı, ki Türkiye'de maalesef artıyor işsizlik oranı. Bu genel ekonomik dengeler durumdaki dengesizliklere bağlı olarak artan bir işsizlik tablosuyla karşı karşıyayız. Bunların çözümü belediyeler tarafından hiç mümkün değil. Ben orada uzun uzun anlattım. Türkiye'nin genel yönetim yapısı, genel ekonomik dengeleri, coğrafi yapı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapının içindeki payı çarptım, böldüm, topladım. En sonunda yüzde maksimum biri oluşturur. Biz her şeyi çözsek Türkiye'deki işsizliğin %1'ini çözeriz. Ordu'da sıfırlasak bile, ki sıfırlayamayız. Dolayısıyla işsizlik çok öne çıkan bir konu. Haklılar. Hakikaten verilecek bir cevabımız bizim yetişkinler olarak yok. Tek söyleyebileceğim, arttırmamanın gayreti içinde, eksiltmenin çabası içinde olacağımızı paylaştık. Değişik konularda dile getirdikleri hususlar oldu. Bu kadarıyla yetineyim, izin verirseniz. Zaten atanamayan öğretmenleri de düşünüp hem eğitim seferberliği... Oradan aynı zamanda onu düşünüyorum. Yani mesela dershane desteğiyle atanamayan öğretmen arkadaşlarımızdan 10 olur, 5 olur, 15 olur, 20 olur. Böyle küçük dokunuşlar yaparız. Bu belki bazen bir küçük dokunuşun kelebek etkisi olabilir. Evet. Moral etkisi olabilir. Olabilir. Ben tabii fazlası olsun, az söyleyelim çok olsun kuralı burada geçerli olsun. Evet. Gençlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Onları seviyorum. İnanıyorum ki onların fikirlerini de paylaşarak yeni projeler geliştireceğiz. 31 Mart 2019 yerel seçim yarışına genel tabloda baktığımızda görmek ve bakmak arasındaki geçtiğimiz programda da konuştuğumuz konu olduğu için seçmen artık görmek ve bakmak arasındaki farkı bilerek görülmek istiyor gibi bir atmosfer var. Bu manada sizin özellikle Merkez Ordu projenizin alt başlığını oluşturan tarımsal, ekonomiye dokunan, istihdama dayalı projeleriniz ciddi kabul gördü. Merkez Ordu projelerinizi detaylandırmanızı isteyeceğiz ama önce bir VTR'miz var. Merkez Ordu neydi? Bir hatırlayalım. Ardından Merkez Ordu'ya dair Sayın İdris Naim Şahin'e sorularımızı yöneltelim. Güzel Ordu. Her yeriyle ve her yönüyle temiz ordu, tertemiz ordu. Derelerin, göllerin ve denizlerin temizlenmesi. Sıvasız, boyasız ve çatısız bina olmaması. İmar planlamalarında yatay mimari anlayışıyla mavi ve yeşil bölge özelliklerinin korunması. Nazım imar ve Nazım ulaşım planlarının uygulanmasında istikrarın sağlanması. Tarihi, kültürel alanların restorasyonu. Yoğun yapılaşma bölgelerinde nefes alanları sağlanması.
diğer altyapı sistemlerinin entegrasyonu Vizyon Altyapı Uygulamaları. Yeraltı ve katlı otopark inşası. Taşkın koruma amaçlı rezerv kanallar inşası. Sosyal donatı, rekreasyon ve yeşil alanların çoğaltılması. Vahşi katı atık depolama alanlarının rehabilitasyonu. Hafriyat alanlarının düzenlenmesi. Taş ve kum ocaklarının rehabilitasyonu. Sosyal tesisler. Engelliler Sarayı. Mal ve hizmet alımlarında yerli üretimin tercihi. Lisanslı depolama tesisleri. Fındığın sanayisi. Fındık Park. Organik tarım. Bahçe ve yabani sebzeciliğin teşvik edilmesi. Meyveciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi. Ortak alanlarda meyveli ağaç düzenlemesi. Yerli tohum teşviki. Tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği. Süs bitkileri seralarının kurulması. Süt hayvancılığı. Et hayvancılığı. Yerli ırk teşviki. Sahipsiz hayvanlar barınağı. Yılkı atları kışla. Güzel Ordu ve Merkez Ordu'ya dair birkaç başlığı izledik. İdris Naim Şahin projelerini görsel olarak video tanıtımlarıyla ekranlara getirdik. Biz de birkaç başlık seçtik. Efendim yerli üretimin teşvik edilmesi, tercih edilmesi. Bu da çok dikkat çeken önemli projelerinizden biriydi. Bunu biraz açabilir misiniz? Yerli üretim tercihiniz ve teşvik edilmesi. Teşekkür ederim. Bu bir iş anlayışını ifade ediyor. Daha doğrusu nereden, neyi nereden alacağımızı, neyi kiminle yapacağımızın yaklaşımını, yolunu belirten bir çalışma ilkesi. Ordu'da yapılan bir üretim varsa, belediyenin satın alacağı bir üretim Ordu'da yapılıyorsa, yani Ordu sınırlarında, öncelikle buradan alınması lazım. Bir işi Ordu'daki bir sanatkar yapıyorsa,
bir usta yapıyorsa öncelikle buradan temin edilmesi, o ustanın, o ekibin bu işi yapması gerekir. Yerliden kastım önce lokal olarak Ordu'da. Bir mal Ordu'da üretiliyorsa, bunun atölyesi varsa, bunun fabrikası varsa buradan alınmalıdır. Yani fındık Ordu'dan alınmalıdır, bal Ordu'dan alınmalıdır, alınacaksa. Araba tamiri Ordu'da yapılmalıdır. Bir konser verilecek, yerelde bir konser, yani çok özellikli, Ordu sanatçıları bu konseri vermelidir. Bir gazete ilan verilecekse önce Ordu'daki gazetelere ilan verilmelidir. Yani bizim mal ve hizmet alımımız öncelikle Ordu'dan yapılmalıdır. Bir yol ve kaldırım çalışması yapılacaksa, kanal çalışması yapılacaksa, ki yapılacaktır, öncelikle buraya Ordulu taşeronların, Ordulu müteahhitlerin işin ölçeğine göre davet edilmesi, onlara özel duyuru yapılması, onların katılımının sağlanması gerekir. Tabii bu şu demek değildir. Yani aynı işi, aynı kalitede, aynı şartlarda, aynı teknik ve mali idari şartlarda Ordu dışından da birisi gelip ben yapıyorum derse biz orada çok da pozitif ayrımcılık yapamayız. Ama Ordulunun gelmesi, yapması ve Ordu'da bulunan malın Ordu'dan teminini kastediyoruz. Ordu dışında da, Ordu'da tabii otomotiv sanayimiz yok, özellikle belediyelerimiz için, gençlerimiz dahil halkımızın eleştirdiği bir konu var ki ben de o eleştiriye aynen katılıyorum. Kiralama sistemi diye bir sistem var taşıtlara yönelik. Bu kiralama sistemi yabancı lüks araçlar, pahalı araçlar üzerinden ve pahalı kiralarla götürülen bir hal aldı, bir şekil aldı. Burada doğrusu yolsuzluk demeyeyim ama israf olarak nitelendirebileceğimiz bir tablo var. Benim yaklaşımım, benim belediyecilik anlayışım, artık bir yerinden tasarrufu başlatmamız lazım. Bir yerinden israfı kesmemiz lazım. Yoksa birçok şeyin daha kuyruğuna girer duruma geliriz. Şehir olarak, ülke olarak. Nedir o? Bu ülkede üretilip ihraç edilen belli marka otomobiller var. Gerek küçük ticari araçlar, yani taşıma araçları, gerekse insan taşımasına yönelik. Biz bugünkü kira rakamlarının daha altına bir rakamla o araçların daha ekonomik maliyetli, yani 100 kilometreye mesela 6 litreyle 5,5 litreyle çalışan araçlar dahil onları mülkiyetini temin edebiliriz diye yaptığım araştırmada vardığımız sonuç var. Süratle bunu yerleştireceğiz. Tabii Ordu'da olsaydı Ordu'dan alacaktık ama Türkiye'deki yerliyi alacağız. Ben de kendim daha önce 9 Mart'taki proje tanıtımında ifade etmiştim. Belediye başkanı olarak yerli, Türkiye'de üretilen bir aracı kendi hizmet aracım olarak kullanacağımı taahhüt etmiştim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Yerliden kastım bu. Bizim dışarıda iş yapan, Ordu dışında iş yapan Ordulu çok değerli müteahhitlerimiz var. Ben izliyorum, gözlüyorum. Bu müteahhitlerimiz Ordu'da yapabilecekleri ölçekteki işlere ya katılmıyorlar ya da katıldıkları süreçte de sonuç alamıyorlar. Halbuki bu sistemin tersini olması lazım. Tercihimiz Ordu'da ya da Ordu dışındaki Orduluların burada ilçe ve il belediyesinde taahhütleri alan kişiler olması lazım ki onların hukuki yükümlülüklerin dışında eminim ki bir hemşeri olarak yaptıkları bir bina inşaatı, bir yol inşaatı, bir kanal inşaatı, bir kaldırım inşaatı, bir peyzaj çalışmasının sonucunda hukuki sorumluluğa ilave olarak bir hemşerilik duyarlılığını ve sorumluluğunu göstereceklerini ben düşünüyorum. Buradan onlardan çok bizim kazanacağımızı düşünerek yerlilik üzerinde bir tabiri caizse kampanya demeyeyim ama bir bakış içinde ve arayış içinde olacağız. Kastım budur. Evet, tarım başlığı da oldukça dikkat çekiciydi. Bal, fındık ve özellikle hala çok konuştuğumuz ama bir türlü hayata geçiremediğimiz lisanslı depolar vardı. Meyvecilik, hayvancılık, süt hayvancılığı, et hayvancılığı, şehrin tam da ihtiyacı olan birçok artere dokunan projeler tarım başlığı adı altında. Biraz değerlendirelim isterim. Fındıkla başlayalım, nasıl uygun görürseniz. Estağfurullah.
Tabii şeyde bizim proje dokümanımızda balla başlıyor, evet. Ama geçtiğimiz programda biraz bala yer verdiğimiz için. Peki baldan geçelim. Orada yine Arıcılık Enstitüsü'müzü yaptığı yatırımlar ve bala yönelik geliştirdiği uygulama ve tecrübeleri dolayısıyla ilimizin çok değerli bir kurum olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz de belediye olarak onların en yakın çalışma arkadaşı ve paydaşı olacağımızı bildirmek istiyorum. Yani balı marka yapmak durumundayız. Fındık'ta da lisanslı depolama konusu 2012 yılında benim şahsen o günkü bir politikacı olarak üzerinde çok durduğum, evet. Ve bunu pratiğe dönüştüğünü gördüğüm bir konu olmasına rağmen nedense üreticimizin bu konuya ilgisini çekemediğimiz bir konu oldu. İlgisinin çekilmemesinin de arka planında bir takım olumsuz yaklaşımların olduğunu fark ettim, gördüm. Her toplantıda 2012 öncesi benim katıldığım Ordu'nun fındık sorunları toplantısında bir lisanslı depoculuk olsa, evet. Her şey ne kadar düzelirdi, ne kadar iyi olurdu, bir türlü bunu yapamıyoruz diye siz de belki gazeteci olarak takip, evet. Ettiğiniz toplantılarda bu dile gelirdi. Ben bunun notunu almıştım. Bu lisanslı depoculuğu benim doğrudan sorumlu olduğum bakanlığın konusu olmamasına rağmen bir ordulu olarak Allah'a şükür çözümünü sağlamıştık. 25 bin tonluk, evet. bir küçük depo Düzce'de, büyüğü de Ordu'da olmak üzere başlatmıştık. Ama biz 25 bin tonluk lisanslı depoculuk depoların kapasitesine belki geçen de söyledim 25 ton dahi alamadık. Şimdi öncelikle bunun neden olduğunu sektörün bize açıklaması lazım ama, evet. Sektör diye deyince de sektör de şu anda yerli olmaktan yerlilik ifadelerinin çok yoğunlaştığı son yıllarda fındık sektörümüz ağaçları bizde ama ticareti ve yönetimi fiyatı da bu arada dışarıya gayrimilli bir zemine doğru kaymış durumda. Burada da ben rekabet kurumunun ne yapmak istediğini, sermaye piyasaları kurumunun da nasıl çalıştığının tarafımdan en azından ve entelektüel ordu kesimi, fındık kesimi tarafından merak edildiğini belirtmek isterim. Bu konuya benim vurgu yaptığım bu konuya benimle benzeri konumlarda olan diğer siyasetçileri, diğer siyasi partilerin de partili temsilcilerinin de bir açıklama ya soru sorarak ya katkı vererek bir dokunuş yapmalarının gerekliliğini belirtmek isterim. Şimdi fındığın sanayisi, tabii fındık sektörü bu durumda. Dolayısıyla bu sektör artık lisanslı depoculuktaki bu paradoksun nasıl oluştuğunu açıklayamaz durumdadır yerli kesim. Ama pes etmek yok. Biz ne yapabilirizden bakmak durumundayız. Belediye olarak ya doğrudan ya da işbirliği suretiyle özel sektörümüzle fındığın sanayisi üzerinde çok durmak durumundayız. Bunun üzerinde duracağız. Çikolata sanayi dahil diğer türlü fındığın pazarlanması konusunda kamu kurumu olarak bir pazar aktörü olarak, piyasa aktörü olarak yer alma düşüncesindeyiz, kararlılığındayız. Buradan eminim ki fındığın kabuklu fındık olarak, yani harmandan çıkan, çuvallanan fındık olarak daha uygun fiyatla piyasa oluşmasına katkı vereceğimizi düşünüyorum, ümit ediyorum. Eğer bu düşündüğümüz gibi devam ederse, hani belediyelerin de fındıkta bir alıcı, depolayıcı ve pazara arz edici konumunda önemli bir aktör olması gerektiğine inanıyorum. Yoksa bizim şu anda iyice köşeye sıkıştırılmış olan kendi yerli özel sektör, fındıktaki özel sektörümüzün bugün için düne göre daha güçsüz olduğunu düşünüyorum. Onların yanına bir kamu gücünü yerleştirmek, onlara arkadaş etmek gerekliliğini düşünüyorum. Fındıktan sonraki fındık park bizim farklı bir şeyimiz. O parktır, evet. Yani. Fındık bahçesi parkıdır. Fındığın olduğu fındık. Çok önemli bir proje diye düşünüyorum. Önemli bir proje. Turizme hizmet eden güzel, eğlenceli, dinlendirici bir projedir. O tabii fındığın sanayisini içermiyor.
Organik tarımı önemsiyoruz. Evet. Bu konuda dün Fatsa'daydım. Kabak Dağlı hemşerilerimle buluştuk. Çok geniş katılımlı bir buluşma yaptık. Daha önce de bir yerde söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bizim organik tarım üstlerimizin olması lazım. Bunun prototipini, yani bugün Yeşilce nasıl ki Güzel Ordu'nun bir fotoğrafını oluşturuyor. Kabak Dağ'da, Fatsa Kabak Dağ bölgesi de hem organik tarımın hem de otantik yerleşim alanının güzel bir örneğini oluşturuyor. Ama bir Kabak Dağ ile yetmez. Ben dün söyledim, 52'ye çıkartmamız lazım Kabak Dağ modelini. Ordumuzun farklı noktalarında, farklı köşelerinde. Organik tarım konusunda onlar her pazar günü, söylemiş olayım, reklama girse de hiç önemli değil, ben bu reklamı yaparım. Her pazar günü haftalık ürettikleri organik ürünleri satışını yaptıkları bir pazar var. En kısa zamanda ben de gideceğim oraya, tavsiye ederim. Ama onların kendi halinde, kendi kendilerine üretir ve satışı yapar konumda tıkanabilecekleri, sıkışabilecekleri de bir gerçektir. Bu konuda biz organik tarımı teşvik bakımından ürünlerin alım garantisini ortaya koymamız lazım. Belediye olarak Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyesi de yakınlık gösterdiği takdirde, ki aynı düşüncemizi kabul ediyorum, bizim bu organik tarım ürünlerini üreticinin elinde kalan kısmının otomatik alıcısı, yani alım garantisiyle bu olaya yaklaşıp bütün ilimizde farklı noktalarda miktar olarak yeterli üretimi sağlayıp bunu bugün için özellikle ihtiyacı olan büyük şehirlere pazarlama noktasında fırsatı değerlendirmemiz, oraya çözüm ortağı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Üretimi destekledik, istihdama katkı sunduk ve pazar güvencesi de verdik. Aynen öyle. Efendim, tarımla ilgili değişik başlıklarımız var. İşte aynı şekilde organik tarım, bahçe ve yabani sebzeciliğin teşvik edilmesi. Yani bahçe sebzeciliğine kastım, yani tohumunu bizim ektiğimiz ve yetiştirdiğimiz sebzecilik. Ama burada da ilaç kullanımını minimum seviyede tutmak. Daha çok hayvani gübrelerle bu yetiştiriciliği yapmak. Yabani sebzecilik var. Mesela bugün gittiğimiz Mesudiye bölgesinde bol miktarda şey var, kuşburnu var, alıç var, efendim, ahlat var. Onları değerlendirmemiz lazım. Lokal olarak değerlendiren meraklı ve hevesli aileleri gördüm. Onların evlerinde kendi imkanlarıyla ürettikleri, efendim, ambalajladıkları şişeli şişe kaplarda satışa sundukları ürünler var. Ama bu sınırlı. Ya bunu çoğaltmamız lazım. Ya onların ürettiğini bizim alıp bizim satış organizasyonuna girmemiz lazım ki doğru olanı bu. Biz onlardan alım garantisi verdiğimiz takdirde oradaki kuşburnunun hiçbiri yere düşüp zayi olmaz. Sadece kuşların yediği gider. Onun kalanını biz insanlar olarak değerlendiririz. Meyve suyu, marmelat yapılarak, ki çok değerli bitkiler bunlar. Gümüşhane bunun daha ileri versiyonunu yapıyor. Biz de Gümüşhane'ye rakip değil, Gümüşhane'nin yetişemediği pazara biz de katkı vermek bakımından ordu olarak bunları yapabiliriz. Evet. Birçok organik ürünlerimiz var. Mevsimine göre bizim işte toplayıp depolanan lokantalarımız tarafından Nivik, Galdirik var. Onlara girmemize bir gerek yok. Yani her konuya belediye girecek diye bir şey yok. Sahipsiz konuları sahiplenmek, alım garantisini vererek piyasayı regüle etmek, düzenlemek ve garanti vermek durumundayız. Bu bakış açısıyla çok değişik başlıklarımız var. Aynı şey hayvancılıkta da. Süt hayvancılığı. Süt hayvancılığında da süt ürünleri, mamulleri üreten mesela Kabataş Aybastı bölgesinde bir takım tesisler var. Onları rakip değil, onları desteklemek, gerekirse onlara ortak olarak kapasiteyi büyütmek. Üretim kapasitesi, süt ürünleri üretim kapasitesini büyütürsek süt hayvancılığı gelişir. Yani bunlar birbirine bağlantılı. Bir olimpiyat halkaları gibi. Olimpiyatın 5 halkası vardır ya. Yani üretici ürettiğini satabilmeli. Sanayici bunu alabilmeli. Sanayici de ürettiğini satabilmeli. Ama ya satamazsa, halkaların bir yerinde bir kopukluk olursa, bu kez zincirleme geriye olumsuz etki yapıyor.
O noktada belediye riski göze alarak, ama belediye şu muhakkak ki bir marka oluşturduğu takdirde o zinciri destekleyici bir başka halka olarak bu hadisenin son noktasında yerini almalı. Aynen organik tarımda olduğu gibi süt hayvancılığında, aynı şey et hayvancılığında aynı bakış olmalı. Efendim, bu arada bizim sebze meyvede de yerli üretim kaynaklarımız var. Yani yerli sebze üretimimiz var bizim. Bize has fasulye var, kaybolmak üzere. Bize has mısır vardı, kaybolmadı ama o da neticede bu gidişle belki 10 yıl, belki 20 yıl sonra kaybolacak. Biz Amerika'dan gelen mısırları patlatmak veya patlamış halde geleni işte o bardaklarda evet, bugün tüketildiği gibi hepten tüketmek durumunda kalacağız. Bu yerli tohumculuğu, yerli tohum bankasını kurarak yeniden yerli üretime geçmek durumundayız. Aynı şekilde bizim yerli meyvelerimiz var. Başta elma olmak üzere, üzüm olmak üzere. Sadece Ordu'ya has kokusu olan, tadı olan meyveler bunlar. Bunun benzerine Amasya'nın elması meşhurdur ama bizimkinden farklıdır ya da bizimki ondan farklıdır. Isparta'nın elması bugün pazarlarda satılıyor. Biz elma memleketiyiz, elma yurduyuz, sözüm ona. Ama kendi elmamızı pazarda her pazarda bulamıyoruz. Halbuki neyi eksik bizim elmamızın? En fazla depolamasında eksiklik var. Bunu bulmalıyız. İki, daha fazlasını yani yaş meyve olarak tüketemiyorsak bunun fazlasını meyve suyu fabrikasıyla mutlaka değerlendirmemiz lazım. Yani başta elma olmak üzere ardından armut yeteri kadar varsa armut, ama elma varlığını ben çok iyi biliyorum. Bunun yanında bizim o kırmızı hurmalarımız var. Evet. Yine değerlendiremediğimiz. Heder olup gidiyor. Bunları da mutlaka bir şekilde yani bugünkü sanayinin geldiği nokta, bugünkü teknolojinin geldiği noktada o hurmalarımızı biz gene reçel gibi, marmelat gibi bir mamul haline getirip neden sofralarımıza götürmeyelim? Tadı ise tat, lezzet ise lezzet, rengi ise de gayet güzel yani. Ne kırmızı ne kahverengi, böyle gayet tatlı bir rengi var. Onları değerlendirmemiz lazım. Yani belediye ekonomik hayata, özellikle tarım ekonomisine mutlaka girmelidir diye düşünüyoruz ve gireceğiz inşallah. Bu arada meyve suyu deyince bir de meşhur dereleriyle, suyuyla, kaynaklarıyla şöhretli bir il olarak bizim ilimizde kendi ürettiğimiz, hijyenik şartlarda ürettiğimiz suyu içemiyor olmamızı ciddi bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Bu benim doğrusu biraz yani onurumu zedeliyor açıkçası bir ordulu olarak. Meyve suyunu ikinci planda hemen ama öncelikli olarak bir sene içinde mutlaka, yani bir iddia koyuyorum, kendimi de bağladığımın farkındayım ama biz cam şişelerde kendi suyumuzu, cam damacanalarda kendi ürettiğimiz sağlıklı suyu önce kendimiz içer hale ve sonra da dışarıya satar hale gelmeliyiz diye düşünüyorum. Bütün bu düşündüklerimizin hepsinin istihdama da, ekonomiye de belli oranda olumlu katkısı olacağı muhakkaktır. Ama ben şimdi bunları hayata geçirmeden şunu yaparsak şu kadar kişi, bunu yaparsak bu kadar kişiye istihdam sağlanırı sonraya bırakıyorum. Yapılınca göreceğiz. Ben de göreceğim, herkes de görecek. 10 kişi olur birinde, 100 kişi olur öbüründe. Hepsini topladığımız zaman 1000 kişiye, 2000 kişiye istihdam imkanı sağlanır. El sanatlarını desteklemek istiyoruz. Gene Mesudiye'de güzel usta marangozlarla tanıştım bugün. El sanatları. Onların ahşap ürünlerden turistik ürünler üretmelerini, turizme hitap hediyelik eden inşallah. Hediyelik eşya ve bunları biz satın alalım. Yani 5 kişiye 10 kişiye usta kalmıyor. Bugün ben bir usta arkadaşımızla tanıştım. Adı da İlyas Usta. Yani İlyas Usta, bir tane Mesudiye'de atölyesine girdim. Yaptıklarını gördüm. Sordum. İstanbul'da mı çalışıp geldin? Hayır dedi. Ben Mesudiye'de doğdum. Mesudiye'de öğrendim ve Mesudiye'de çalışıyorum. Bununla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Peki çırağın var mı diye sordum. Ne yazık ki yok. Çırak olmak isteyen yok. Neden yok? Ustasını görüyor. Ustanın
önünün kapalı olduğunu görünce çırak da gelmiyor. Halbuki biz ustanın ürettiğine bir alıcı olarak çıkarsak o usta bizi batırmaz, bize yük getirmez ama o ustaya çok şey kazandırır. Devlet uygulaması olarak bir usta bin usta projesi vardı, benim çok sevdiğim bir şey. Biz belki bir usta bin usta değil ama bir usta 52 usta projesini uygulayabiliriz ve bir usta ürünlerini biz alırsak yanına 52 tane çırak alıp yetiştirirse yarınlara ustalarımızı ve o geleneksel ürünlerimizi, üretim tekniklerimizi taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Dünya artık sanal alemde yaşamaktan doğal aleme geri dönüş yapmak durumunda. Biz dünyanın yanılıp gittiği yollardan hem tüketirken hem beslenirken hem yaşarken hem üretirken aynı hataları niye tekrarlayalım daha fazlasıyla? Sesimin gittiğini biliyorum ama son sözü söylüyorum. Aklın yolunu kullanalım, akılları birleştirelim. Gençler de bunu benden istedi, halk da bunu benden istiyor. Ben de zaten bunu istiyorum. Bu bağlamda da yarın akşam bu memlekette belediye başkanı olarak görev yapmış, hayatta olan bütün dostlarımıza bir toplantı yapıyoruz. Orada da yani ordak diyebileceğimiz ortak aklı toplantısını seçim öncesi yapmış olacağız diyerek sözü bu noktada bitireyim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Projelerinizden bahsettik. Üretime, ekonomiye dokunan seçim gezilerinizi konuştuk. Birkaç cümleyle ekleyeceğiniz varsa hem veda etmiş olalım hem toparlayalım. Çok teşekkür ederim. Sesimden dolayı değerli hemşehrilerimden özür diliyorum. Gün boyu sürekli diyalog halinde ya da toplu sunuşlar yaparak ses yoruluyor haliyle. Burada da anlatmaya çalıştım. Gerçi benim çok şey anlatmam gerektiğini düşünmüyorum esasında. Beni tanıyan değerli hemşehrilerim biliyorlar. Neyin ne kadar düşündüğümü ya da düşündüğümün ne kadarını ifade edebildiğimi biliyorlar. Ama tabii ki bilemeyen yeni jenerasyon var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 20 bini aşkın yeni seçmen olan değerli gençlerimiz var. Onların beni tanıması, beni duyması lazım. Belki sizin sorunuzda da var. Klasik bir sorudur. Neden size oy verilsin? Neden evet. sizi başkan seçsinler sorusu var. Bu her programın klasik sorularından birisi. Yani onun ben kısa cevabını şöyle vereyim. Neden seçmesinler ki? Yani neden seçilmeyeyim ki? Evet. Yani bunun kısa cevabı bu olsun. Ben müsaadenizle bütün değerli hemşehrilerime birinci orduya da ikinci orduya da iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. En iyi dileklerimi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar. İkinci ordu demişken sosyal medya üzerinden bizleri takip eden, canlı yayınımızı izleyen tüm izleyenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin çok farklı noktalarından İstanbul, Kocaeli, İzmir, Edirne çok çeşitli illerden mesajlar geldi. Size destek mesajlarını iletenler vardı. Hepsini yayından sonra biz Sayın Bakan Bey'e ulaştıracağız diyerek bu manada sizlere de belirtmiş olayım efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yerel seçim 2019 bizden hemen sonra Ulubey Bağımsız Belediye Başkan adayı Alparslan Çalışkan'ın konuk olduğu Akın Çiçek'in sunduğu programla devam edecek. Şimdilik biz veda ediyoruz. Hoşçakalın. Merkez Ordu Ulaşım. Grup yolları ve mahalle içi yolların 5 yılda tamamlanması. Ordu il sınırında bulunan turizm yolunun tamamlanması. Deniz yolu ulaşımının hayata geçirilmesi. Helikopter taşımacılığı fizibilite çalışmasının yapılması. Turistik amaçlı ulaşım projeleri. Haritasının belirlenmesi. Yayla turizmi. Ekoturizm.
Seyir terasları. Kongre turizmi. Sağlık turizmi. Terapi turizmi. İnanç turizmi. Karavan park. Bisiklet yolları. Trekking yolları. Yat limanı. Deniz turizmi. Gemi restoran. Güvenli yüzme alanları. Akvaryum. Bilgilendirme noktaları.